Cenab-ı Hak bizim hayatımızı ne için yarattı? Yaradan bizim hayatımızdan ne bekliyor? Biz kendi hayatımızdan ne bekliyoruz? Ve nerede hata yapıyoruz? Niye bu musibetler, belalar bizi buluyor? Niye her şey tersine gidiyor gibi? Bütün bu soruların cevabı bugünkü sohbette saklı. Bugün biraz yayına geç girdik. Bir iftar davetindeyiz. İnşallah beraberce kalan vaktimizi çok çok kıymetli bir manayla değerlendireceğiz. Özellikle ve özellikle şu anda musibetlerin, belaların, ekonomik kriz gibi bir sürü şartların, sebeplerin, hastalıkların insanları adeta şamar oğlanına çevirdiği, insanların hayattan aldığı lezzeti kaçırdığı, kaybettirdiği, insanların yaşama sevincini kaybettirdiği bir dönem, bir devredeyiz. Özellikle gençliğimiz hayatla bağı kopacak, hayata küsecek kadar ümidini yitirmiş bir vaziyette. Bizim problemimiz nedir? Nerede hata yapıyoruz? Acaba hayatı nasıl anlamamız gerekiyor? Ve hayatın neresinde, hangi kusurumuz bütün bu işlerin tersine gitmesine, bütün bu belaların, musibetlerin bizi bulmasına sebebiyet veriyor? Bununla alakalı inşallah şöyle paylaşalım hep beraber. Arkasından yavaş yavaş sohbetimize geçelim. İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen devamlı gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen devamlı zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Şimdi önce şunu aklımıza yerleştirmemiz lazım. Hayata bakışımızı buna göre ayarlamamız gerekiyor. Ben bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmedim. Bu dünyaya gönderiliş gayem hayatın tadını çıkarmak, dünyanın lezzetini sürmek, keyfini sürmek, hayattan lezzet almak değil. Bunun için gelmedim. Bunu alemime yerleştirirsem, inanın hayatta ne kadar acımız, ızdırabımız, sıkıntımız, içinden çıkamadığımız problemlerimiz varsa çoğunu tek çırpıda aşmış oluyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir şeye diyor niyet onu izale eder. Mesela bir insan rahata niyet etse bir türlü rahat edemez. Bazen olur ya adam askerde rahat edeceğim, askerde rahat edeceğim. Sanki böyle askere giderken tatile gider gibi, rahat etmeye gider gibi bir niyetle kendini ona göre kurarak giderse bir türlü rahat yüzü göremez. Çünkü rahata niyet onu izale eder. Tam tersi meşakkate niyet de diyor onu izale eder. Yani bir insan meşakkate, sıkıntıya, çileye niyet ederse ya ben her türlü meşakkate hazırım, her türlü sıkıntıya hazırım, her türlü meşakkati, sıkıntıyı çekmeye razıyım. Bu dünya imtihan dünyası, burada imtihan yaşayacağım ama ahirette bunun karşılığını kat kat göreceğim diye bir insan meşakkate kendini şartlandırırsa, inanın o insanın hayatı ne kadar çileli de olsa, ne kadar meşakkatli de olsa hep huzurla, rahatla, lezzetle geçer. Şimdi en başta bu dünyaya keyif sürmek, lezzet almak, hatta gün yüzü görmek için gelmediğimizi baştan kabullenmek icap ediyor. Ha, madem ki ben bu dünyaya imtihana geldim. Hani bir insan imtihana girdiği zaman imtihanda ya bu sorular nereden çıktı? Niye bu sorular var? Diyebilir mi? İmtihana girmişsin ya. Tabii ki soru çıkacak yani. Pikniğe gitmedin, gezmeye gitmedin. Ha. Ya şu imtihanın başından beri bir türlü rahat yüzü göremedim. Şöyle oturup bir nefes alamadım. Şöyle oturup bir güzel yemek yiyemedim. Şöyle günümü gün edemedim. İmtihanın başından beri hep böyle üst üste sorular, sorunlar, meşakkatler, sıkıntılar. Hep böyle mi olacak bu iş? Diyemezsin. Neden? Çünkü sen imtihandasın. İmtihanın gereği budur. İmtihan bunu gerektirir. Şimdi sen imtihana niyet ettiğin zaman önüne çıkan bütün sorular senin beklediğin sorulardır. Ve beklediklerinle karşılaştığın için
asla sana sürpriz olmaz. Seni üzmez, seni ezmez ve dersin ki şimdi sabredip imtihanın sonunda çektiklerimin karşılığını kat kat göreceğim diye bak ne yaptın? O imtihanı, hayatın çıkmazlarını, çilelerini, sorularını ve sorunlarını en baştan bu manayı aklına yerleştirip tek seferde aşıverdin. Bir çırpıda geçiverdin. Çünkü sen meşakkate, sen sorunlara, sen imtihana kendini şartlamıştın ve artık sorunlar, imtihanlar, meşakkatler geldikçe sen hepsine karşı hazır, gardını almış bir vaziyetteyken onlar sana hiçbir şey yapamazdı. Bakın şimdi mevzu nereye gidiyor? Şimdi biz hep böyle düşünüyoruz ya, diyoruz ki ya Cenab-ı Hak bizi bu dünyaya gönderdi. Sevmiş ki yaratmış. Bir de yeryüzü genişliğinde bir sofra serdi, ikram etti. Kainatta ne kadar güzellik varsa tamamını tadacak, lezzet alacak cihazlarla bizi donattı. Belli ki bizi sevmiş, sevdiğini bize ifade etmiş, bir de sevdiğini bize ispat etmiş. Öyleyse bizi bu kadar seven, her şeyi bize feda eden, her şeyi bizim keyfimiz, zevkimiz, lezzetimiz için yaratan Allah, niye bunca depremleri, hastalıkları, belaları, musibetleri verir ki? Acaba neden? Yani bu kadar çok sevdiği kullarına eziyet etmek için mi? İmtihan olsun. İnsanları çileye, sıkıntıya, belaya sürüklesin. Acı çeksinler diye mi? Haşa, her şeyden seni sakınan, koca uzay boşluğunda üzerine cam fanus gibi atmosferi geçirip de bütün kainatta seni envai çeşit nimetlerle donatarak gezdiren, seyahat ettiren, dilinin en ince zevklerini düşünen, gözünün en ince zevklerini düşünen, kulağının en ince, en hassas zevklerini düşünen bir Allah sana acı çektirmek için dünyaya göndermiş olabilir mi? Seni beladan belaya, musibetten musibete sürüklemek için, hayatı sana ızdırap etmek için bu hayata göndermiş olabilir mi? O halde bu musibetler niye var? Bu belalar niye var? Niye başımıza geliyor bunlar? Bu hastalıklar, bu sıkıntılar. İşte her şey bu noktada kilitleniyor. Cenab-ı Hak seni sevdiği için belaya, musibete, sıkıntıya, imtihana düçar ediyor. Çünkü seni ebediyen, sonsuz olarak lezzetlendirmek, sonsuz keyiflendirmek ve zatına sonsuz muhatap yapmak için seni inkişaf ettirmek, seni insanlığın kemaline yüceltmek için bir imtihana sokuyor. Şimdi tohumları toprağa attık. Kuru toprakta duruyor tohumlar. Şimdi suyu saldığımız andan itibaren artık toprağın altında bir mücadele var. Bir müsabaka var. Ölüm kalım mücadelesi var. Kimi tohumlar mücadeleyi kaybedip çürüyüp yok olup gidecekler. Kimileri toprağın altındaki mücadeleye girip kabuğunu çatlatıp içindeki bütün güzellikleri ortaya döküp kemaline ulaşacak, zirvesine çıkacak. Ve onlarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca meyveler verecek bir vaziyete terakki edecek. Şimdi bu suyu vermek, bu toprağa atmak, yani o tohumlar ne güzel cam fanusun içinde dururken, ambarda, çuvalda dururken, başlarına hiçbir sıkıntı gelmemişken, çatlamadan, patlamadan, sıkılmadan, sıkışmadan bir kenarda dururken daha iyi değil miydi? Niye çiftçi bunları bu imtihana düçar etti? Niye başına gelmedik kalmadı? Toprağın altında, ayaklar altında ezildi. Üzerine suyu saldılar, çatladı, patladı, sıkıştı. Ha, neden bu imtihanlara girdi? Acaba çiftçi bu tohumları sevmiyor muydu? Bunlardan kurtulmak mı istiyordu? Bunlara eza cefa etmek mi istiyordu? Hayır. Onların kemaline yükselmesi için. İçindeki bütün güzelliklerin meydana çıkması için. Onların, o çekirdeklerin her birinin manası uğrunda maddesini eritip, kalbi uğrunda kalıbından vazgeçip, içine konulan bütün güzellikleri ortaya çıkarıp,
bir çekirdekken 10, 100, 1000, 1000.000 mahsul veren bir ağaç olup sonsuza doğru yürümesi, terakki etmesi için. Aslında çiftçi o çekirdeğe, o tohuma kıyamadığı için onları toprağa attı. Eğer kıysaydı, ondan vazgeçseydi bir köşede onları çürümeye, mahvolmaya, bozulmaya terk edecekti. İşte aynen bunun gibi. Şu dünya toprağı altına atılan ve başına olmadık musibetler, sıkıntılar, belalar gelen, adeta hayat tarafından sıkıştırılan, çatlatılan, patlatılan, adeta devamlı imtihanlarla işkence edilen şu insan, kemalini bulsun, ruhunun ufkuna yürüsün, kalbi için kalıbını, ruhu için cesedini eritip, gerçek insanlık makamına terakki edip, ebediyeti, sonsuzluğu kazansın diye Allah tarafından bize kıyamadığı, Cenab-ı Hak bize kıyamadığı için bu musibetleri, bu sıkıntıları, bu hastalıkları şu dünya hayatımızın içine doldurmuş. Bu dünya hayatımızı o yüzden hep inişli çıkışlı, hep imtihanlı, hep çileli yaratmış ta ki toprak altında o sıkışma, o çatlama, o patlama olmazsa o çekirdek kemalini bulamaz. Diyor ki, şimdi bizden beklenen nedir? Bizden beklenen toprak altındayken toprağın üstüne çıkmayı hedefimize almak. Meyvedar bir ağaca inkılap etmek için kabuğunu terk eden bir çekirdek gibi, ben de ebedi baki meyveleri veren bir vaziyete inkılap etmek için şu hayat-ı dünyeviyenin kabuğunu terk etmeye, şu hayat-ı nefsaniyenin, cismaniyenin kabuğunu terk etmeye nefsimi, kendimi kandırdım, nefsimi kandırdım diyor. Bu çok önemli. Ha, demek ki bu hayatın bütün çileleri, musibetleri, sıkıntıları aslında bizim faydamıza, bizim için büyük kazanımlar getiriyor. Bizim kemalimize ulaşmamızın vesilesiymiş. Hani hayatta çok çileler çeken, çok sıkıntılar gören bir adama ne derler? Ya bu adam harcı alem bir adam. Görmüş, geçirmiş bir adam. Ama bir de bir düşünün ki saksı bitkisi gibi. İçeride saksı bitkisi nasıldır? Sıcaklık belli, suyu var, şunu var, bunu var. Tamamen oda standartlarında, oda şartlarında böyle bir bitki düşünün. Ha, dışarı çıktığı an ilk rüzgarda yere yapışır. İlk soğukta donar. Susuz kaldığında dayanamaz. Niye? Çünkü hep saksı bitkisi kendini hiç geliştirmedi. Hep ona üzerine titren, her ihtiyacı karşılandı, her taraftan koruma altına alındı ve bir türlü ne yapamadı? Kendini geliştiremedi. Ama dışarıdaki bir bitkiyi düşünün. Bugün kardan dalları kırıldı ama yeniden kalktı. Ertesi gün rüzgardan yattı ama yeniden dirildi. Susuz kaldı ama yazı susuz olarak atlattı. Fırtınaya tutuldu. Her türlü her şeye maruz kaldı. Maruz kaldığı şeyler onun istidatlarını inkişaf ettirdi ve onu daha çok güçlendirdi. Aynen böyle. Hayat devamlı yeknesak, istirahat döşeğinde hep lezzetle, keyifle, zevkle geçse, hiçbir musibet başımıza gelmese, hiç dişimiz dahi ağrımasa, inanın o hayat yaşamaya değmez ki. O hayatta ne kazanacağız biz? O hayat bize ne getirecek, ne bırakacak geriye? Sadece arkasından hasretle bakıp da üzüldüğümüz, sıkıldığımız, hey gidi günler deyip, keşke o günler gitmeseydi deyip, arkasından adeta kendimizi yıprattığımız lezzetler. Çünkü zevali lezzet elemdir. Bütün lezzetler o an size zevk verirken, arkasından kalan bütün zamanda size ızdırap verir. Hep hasret bırakır ruhta, hep sıkıntı bırakır. Böyle bir hayat da inanın yaşamaya değmez. Böyle bir hayatı yaşadıktan sonra geriye dönüp baktığınızda hayattan elinizde hiçbir şey kalmaz. Anlatacak hiçbir şeyiniz yoktur. Aynen bunun gibi. Şu dünyadan ahirete giderken de şu musibet geldi. Rabbimin hatırı için sabrettim, isyan etmedim. Şu bela geldi, dayandım, hatta şükrettim. Ha,
Rabbim bana şu musibeti de verdi, bu soruyu da sordu, bu sorunu da başıma getirdi, bu belaya da beni düçar etti, şununla da imtihan etti ve bütün bu imtihanlardan en yüksek puanları alarak Rabbimin huzuruna gidiyorum diye düşünmek nerede? Bir de tam takır kuru bakır, bomboş bir hayat. Geriye hiçbir şey kalmamış. Sadece arkasından hasretle bakıp, değil mi, elimizden kaçırdığımız lezzetler, zevkler, o güzel günler, tamamen ruhu inciten, ruhu kanatan, ruhta acı bir ah bırakan o fani dakikalar. Böyle bir hayat da gerçekten kıymet ifade etmez. İnsanlar nezdinde de böyledir bu, Allah katında da böyledir. İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine mütemadiyen devamlı gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Hem insan zihayatın canlıların en mükemmeli ve en yükseği ve cihazatça en zengini, belki zihayatların sultanı hükmündeyken, geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla hayvana nispeten en edna bir derecede ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Buradan çıkarılacak sonuç nedir? Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak, yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Yani eğer Yaradan bize cenneti dünyada yaşatmak isteseydi, belaları yaratır mıydı, musibetleri yaratır mıydı? Cenneti cennet yapan en önemli değer, en büyük kıymet cennette bekadır, ebediyettir, sonsuzluktur. Bu dünyadan bizi hadi gidiyoruz deyip bütün lezzetlerin, zevklerin içinden koparıp götürür müydü? Bakın, insan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine en büyük delil nedir? Gelenler gidiyor. Ya böyle bir keyif mi olur? Böyle bir lezzet mi olur? En güzel sofraya otur, sonra ne zaman kalkacağın belli değil. Anında hadi kalk gidiyoruz diyecekler ve bütün zevklerden koparıp seni toprağın derinliklerinde çürümeye, yok olmaya, bir daha dönmemek üzere bütün o lezzetlerden kopup gitmeye terk edecek. Böyle bir zevk, böyle bir hayata lezzet almak için gelinmiş olabilir mi? Böyle bir hayata zevk almak için gelmiş olabilir mi bir insan? Hayattan böyle mi zevk alınır? Öyleyse nedir? Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. O halde niye geldik? Niye bu musibetler başımıza geldi? Belki şimdi bir, diyelim ki boksör, antrenör tarafından eğitilecek, idman yapılacak. Antrenörün niyeti boksörü geliştirip de ringde rakipsiz yapmak. Niyet bu. Bir şekilde boksörün antrenörü kabul etmesi lazım. Ya ben çok terledim yeter, çok yoruldum yeter, bu eziyet ne zamana kadar devam edecek dediği anda antrenör ne der? Bir dakika der ya. Sen baştan benim ustalığıma, benim antrenörlüğüme razı olmadın mı? O halde seni zirveye çıkarmak, seni rakipsiz yapmak için bütün bunlara tahammül edeceksin. Ben ne diyorsam ona tabi olacaksın. Artık bu dakikadan sonra keyif yok, lezzet yok, zevk yok. O gün zirvede şampiyonluktan sonra biz hep beraber keyfini süreceğiz. Öyleyse madem bana razı oldun, teslim ol. Senin terakkin için, senin gelişmen için, senin şampiyon olman için sana layık gördüğüm, senin için seçtiğim bütün bu imtihanları, bütün bu idmanları, bütün bu zorlukları aşmalısın demez mi? Veyahut ameliyat olmak için bir doktorun masasına yattık. Yattıktan sonra ya bu niye? Neden kestin? Neden biçtin? Niye bu iğneyi vurdun? Niye şunu yaptın? Niye bunu yaptın dersek ne der? Bir dakika der ya. Sen baştan benim ameliyatıma razı oldun mu?
Öyleyse artık bana teslim ol. Razı olduysan teslim ol. Şimdi ruhlar aleminde kalu bela denilen bir olay var. Kalu bela, evet ya Rabbi, razıyız demektir. Kalu bela. Kalu dedi ki, bela, evet razıyım. Şimdi ruhlar aleminde Cenab-ı Hak, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitap etti mi? Ha, biz de dedik ki, bela, evet ya Rabbi, senin Rablığını kabul ettik. Yani adeta doktorun önünde masaya yatar gibi, artık bu dakikadan sonra bize neyi layık gördüysen razıyız, senin rububiyetini kabul ettik diye insan ne yaptı? O gün Allah'ın Rablığını kabul etti mi? Artık o rububiyeti noktasında, bizi terbiye etmesi noktasında, bizi ebediyen sonsuz olarak kendi zatına muhatap olarak inkişaf ettirip, terakki ettirip, hakiki insan olma noktasında yürüttüğü şu imtihanlar, belalar, musibetler, bizim adeta çekirdeğimizi çatlatacak ızdıraplar, bütün bunlar onun planında, projesinde var olan ve bizim faydamıza, bizi inşallah terakki ettirecek olan sebepler. Öyleyse onun rububiyetine razı olacağız. Onun bize layık gördüğü, bize takdir ettiği, bizim geçmemizi istediği süreçlerden isyan etmeden, itiraz etmeden, başımız üstüne deyip de razı olarak geçeceğiz. Ve bunların tamamı bizim uyanışımıza vesile olacak. Bunların tamamı bizim dirilişimize vesile olacak. Bunların tamamı insanın hakiki insan olması için kemaline yürümesine vesile olacak. Ve bizim hayatımıza devamlı katkıda bulunacak. Bu nokta çok önemli. Bakın şimdi, tarladan buğday biçildi, harmana götürüldü, orada ezildi. Sonra fabrikaya götürüldü, orada un yapıldı. Sonra fırına götürüldü, hamur yapıldı. Bir sürü evrelerden, değil mi? En son ne yapıldı? Dişler arasında çiğnendi. Bütün bu muamelelerden geçtikten sonra o ot insanlık mertebesine çıktı. İnsan olarak Rabbinin huzuruna gitti, belini büktü, Allahu Ekber deyip yeryüzünün en şerefli misafiri olarak Rabbinin huzuruna çıktı. Bakın, bütün bu muamelelerden geçtikten sonra bitkisel hayattan hayvani, hayvani hayattan insani mertebeye yükselip de o en yüksek zirveden Rabbine muhatap olmadı mı? Aynısı bizim için geçerli. Bütün bu muamelelerden geçeceğiz. Başımıza gelecek her hale, her vaziyete sabredeceğiz ve bu muameleler, bu proje bizi Cenab-ı Hakk'a sonsuz muhatap olacak bir makama, bir mertebeye terakki ettirecek. Hakiki insan olacağız, kemalimizi bulacağız. İnanın, Cenab-ı Hakk'ın bizi sevk ettiği, bizi teşvik ettiği, bize rota olarak çizdiği projenin sonu bizim için ebedi saadet. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belli ki insanın başına gelen hadiselerden, hayatının sonunda kabir gibi, ölüm gibi bir neticeye düşmesinden, insanın hayatının gidişatından belli ki azim bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaret ile ebedi, daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Şimdi bir kum tanesiyle bir tohum. İkisini de elinize aldınız, baktınız ki ikisi de şekil olarak birbirinin aynısı diyelim. Şimdi ikisini de toprağa attınız. Toprağa düştüğü andan itibaren kum tanesi kendine bakıyor. Topraktan bir parça zaten. Topraktan bir parça, bir taş parçası. Acaba beni toprağa niye atmıştır diye düşünür mü? Düşünmesine gerek yok. Zaten topraktan geldi, tekrar toprağa döndü. Ondan beklenen herhangi bir şey olamaz. Zaten bir kum tanesi. Ama çekirdek, o tohum kendini, içini keşfettiği zaman bakacak ki içinde ağaç var, dallar var, gövde var, yapraklar var, çiçekler var. Leziz leziz meyveler, bütün hepsinin programı yazılmış. Öyleyse beni toprağa atan
arkadaşımı attığı gaye ile beni atmamıştır. Onu toprakta kalsın diye atmış ama beni topraktan çıksın diye atmış. Belli ki benim hedefim toprakta kalmak değil, bu topraktan sıyrılıp çıkmak, içimdeki bütün güzellikleri yeryüzünde sergilemek, o muhteşem kemale yükselip muazzam bir ağaç olmak. Şimdi kendini keşfeden hedefini bulup o topraktan sıyrılmanın derdine bakıyor. Kendini keşfedemeyen de, değil mi? O kum tanesi bu sefer ne yapıyor? Toprağa ait olduğunun farkına varıyor. Şimdi herhangi bir hayvanla herhangi bir insan dünyaya geldi. Hayvana bakıyorsunuz, hayvanın ruhu cesediyle beraber çalışıyor. Yani bu ruh bu cesede sığıyor. Ayrıca dünyalık olduğu her tarafından belli. Bu dünyadan daha geniş bir aleme gitmesinin bir anlamı yok. Daha büyük, daha geniş, sonsuz bir ebedi hayatı istemiyor. Dünyaya sığıyor. Dünya ona yetiyor. Dünyalık zaten, dünyadan bir parça. Ama insan ruhuna bir bakıyor ki ebedi arzular var, sonsuz istekler var, bitmeyen emeller var, dünyaya sığmayan istidatlar var. Belli ki ben bu dünya için yaratılmadım. Bu dünyaya, dünyada kalmak için gönderilmedim. Benim sonsuz hedeflerim var. Öyleyse ben bu hedefe yürümem lazım deyip bu dünyadan sıyrılıp, cismaniyetten, nefsani arzulardan sıyrılıp o kemaline yürümesi gerektiğinin farkına varıyor. İşte çekirdeğimizi uyandırmanın yolu buradan geçiyor. Evet, vaktimiz az kalmış. Kalan kısmı inşallah okuyacağım. Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan, burada ticaret ile ebedi, daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmazsa. Yani çekirdek ve taş örneğini verdik ya, şimdi o çekirdeğe de toprakta kalmak için, o çekirdeği de toprakta kalmak için atsaydı, onu da taş olarak yaratırdı. Belli ki onun içine koca bir ağacı koymuş olması, onu taş olarak toprağa karışıp gitsin diye atmamış. Aynı onun gibi, insanı da Cenab-ı Hak dünyalık yaratsaydı, insan olarak, hayvan olarak yaratırdı. Hayvandan 100 kat daha kıymetli cihazlarla donatmış olması, dünyaya, İnsanlığın kemaline yükselsin, gerçek insanlığı bu dünyada bulsun, yaşasın diye gönderildiğinin en büyük deliliymiş. Şimdi ne diyor bakın, eğer hastalık olmazsa, bela olmazsa, musibet olmazsa, sıhhat ve afiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur, kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor. Sermaye ömrünü bağdı heva, boş yere sarf ettiriyor. Hastalık ise birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki, layamut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var, gururu bırak, seni yaradanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. İşte hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasih ve ikaz edici bir mürşittir. Şimdi düşünün, hiç başımıza bela gelmedi. Hiç hastalık gelmedi, hiç musibet gelmedi ve biz dünyayı rahat yeri, lezzet yeri, keyif yeri zannettik. Bütün ebedi hayatı kazanacak sermayemizi dünyalıklar uğrunda sarf ettik ve ahireti düşünemeden, ahirete çalışamadan buradan göçüp gittik. Allah aşkına en büyük bela bu değil mi? Bundan daha büyük hangi bela gelebilir ki insanın başına? Öyleyse Cenab-ı Hak bu küçük ikazı atmış bunlar. Hani ateşe doğru giden bir çocuk gidip sobaya yapışacak belki. Ondan önce ne yaptınız? Götürdünüz çocuğun parmağını sobaya şöyle bir değdirdiniz. Acıdı, yandı ama gidip de sobaya yapışmaktan, hayatını kaybetmekten, belki de o büyük felaketten kurtuldu ya. Cenab-ı Hak da bizi büyük kayıplardan kurtarmak, büyük felaketlerden muhafaza etmek için küçük ikazatlarla ikaz ediyor. Ta ki rotamızı ebedi cehennemden cennete çevirelim, sonsuz saadete döndürelim diye. İşte hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasih ve ikaz edici bir mürşittir. Ondan şekva değil,
belki bu cihette ona teşekkür etmek, eğer fazla ağır gelse sabır etmek gerektir demiyor bakın. Sabır istemek gerektir. Biz sabredemeyiz. Ancak dayanacak sabrı da Allah verecek ya. Musibeti veren, ona dayanacak sabrı da ancak O verebilir. Öyleyse Allah'tan sabır istemek gerektir. Depremde evini, barkını, ailesini kaybeden birisiyle muhabbet ettik de Cenab-ı Hak onu uyandırmış. Deprem vesilesiyle namaza başlamış. Hayatı değişmiş. Dedi ki inan hocam, depremin kazandırdıkları, kaybettirdiklerinden o kadar fazla ki hiç itiraz edesim, isyan edesim gelmiyor dedi. Cenab-ı Hak inşallah hayatımızın bu imtihanını iyi okumayı, iyi anlamayı ve kazanmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.